İz Televizyon ekranlarından hepinize merhaba, günaydın. Çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Birkaç günlük aradan sonra yine Hayat Güzeldir programıyla ekranlarınızın karşısında sizlerle birlikteyiz. Havaların değişmesiyle beraber ben de nasibimi aldım. Küçük bir hastalık geçirdim ama çok şükür şimdi iyiyim. Harika bir programımız olacak. Çok değerli bir konuğum var. Siz onu çok seviyorsunuz, çok yakından tanıyorsunuz. Eğitimci yazar Efe Elmas'la beraberiz. Efe Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sağ olun. Geçmiş olsun size de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha iyisinizdir şimdi. Evet, şimdi daha iyiyim. Havalar böyle birden değişince bütün herkes nasıl hasta olduysa ben de şifayı kaptım. Birkaç gün dinlendim. Şu anda iyiyim. Atlattık. Geçmiş olsun. Çok şükür böyle devam edecek. Hocam şimdi Cadılar Bayramı'nı konuşacağız. Evet, evet. Değil mi? Cadılar Bayramı, Halloween değil mi? Değişik evet, değişik isimleri evet. de var. Halloween, Samhain. Evet, eski bunların kökenlerini. Hatta şu an önümde şöyle bir tabii bir balkabağımız Cenk, var. Jack-o-lantern var. Evet, bakar mısınız? Balkabağımız var. Böyle birazcık biz de hazırlık yaptık. Bunu da burada dursun önümüzde. Evet hocam, ilk başta şeyle başlayalım isterseniz. Cadılar Bayramı nedir ve nasıl ortaya çıkmış? Yani çok fazla baktığımızda da geçmişte de böyle çok izlerini de görüyoruz ve bana çok enteresan geldi. Buyurun hocam. Aslında Cadılar Bayramı çok kadim bir bayram, çok eski bir bayram. Biraz böyle son dönemlerde bu konuyla ilgili işte kutlamalar, söyleşiler vesaire olunca biraz eleştiri de alan bir alan. Değil hani mi? niye bizim topraklarımızdaki bayramları değil de Cadılar Bayramı'nı kutluyoruz vesaire gibi. Tabii yani bizim topraklarımızda da birçok bayram var ama Cadılar Bayramı da aslında sadece belli bir coğrafya, Amerika'ya, Avrupa'ya ait olmayan dünyanın birçok coğrafyasında kutlanan bir doğa bayramı aslında. Doğa Yani bayramı aslında doğanın döngüsünü anlatıyor. Yani araştırdığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla yazın bitişi ve kışa giriş. Evet. Yine aslında bir döngüyü anlatan bir şey. Evet, kesinlikle öyle. O hali döngü olduğu için dünyanın her yerinde özellikle kuzey yarım kürede kutlana gelmiş. Yani Antik Mısır'da da kutlanmış, Yunan'da da karşılığı var, Filipinler'de karşılığı var, tabii ki Meksika'da karşılığı var. Ve hepsinde de belli konsepte kutlanıyor. Aslında burada şunu belki biraz açmak gerekiyor. Doğa bayramı nedir? Evet, bu konuyla ilgili sanıyorum yeterli bir şey yok. Aslında atalarımız doğayı izlemişler, mevsimleri gözlemlemişler ve aslında bütün bu doğanın ve güneşin döngüsünün toprakla olan uyumu üzerinden bir mitoloji ortaya çıkarmışlar. Bu güneş ve toprak arasındaki ilişki doğan mitoloji ritüellerle kutlanmış ve doğanın döngüleri bu şekilde ortaya koymuş. Biz hala bunları kutluyoruz. Mesela Hıdrellez, Nevruz, işte 21-23 Mart, 1-5 Mayıs. Hala bunlar aslında izleri süren kadim doğa bayramları. Bu bahsettiğimiz aslında Cadılar Bayramı da pagan dönemlere ait bir bayram. Muhtemelen daha öncesi de var tabii ki. İnsanlık tarihine baktığınızda avcı toplayıcıyken daha şamanik bir inanç görürsünüz geldi. Hala modern avcı toplayıcılar hala şamanik inançları devam ettirir. Sonra biraz daha uygarlaştıkça artık tapınak kompleksleri, rahipler, rahibeler derken pagan bir yapı ortaya çıkar. Pagandan neyi kastediyorum? Paganizm de doğa tabanlı inançları temsil ediyor doğa aslında. Doğa tabanlı inançlar, evet, paganizmde evet. Bu çok önemli. Evet, evet. Buyurun hocam. Aslında çok tanrılı din olarak geçer pagan inançları. Ama çok tanrılı, çok doğru bir tabir değil. Yani evet bir panteonları var. Mesela işte antik Yunan pagandır. İşte şu an mevcut Hindistan, Hinduizm pagandır. Ya da ne bileyim Mısır pagandır. Ya da işte Keltler pagandı, Hititler pagandı gibi. Yani dünyanın bütün coğrafyasındaki eski inançların tamamı pagan inançlar zaten. Evet bunların çok tanrıları var ama bu tanrılar doğanın güçlerini temsil ediyorlar. Doğanın sembolize edilmiş halleri. Böyle olunca tabii ki doğa tabanlı inanç oluyorlar özlerinde. Bu noktada işte bu sırada kökeni de şuradan geliyor paganın, pagan kelimesinin. Bizim normal bildiğimiz süreçte Hristiyanlık önce aslında alt tabakadan başlıyor yayılmaya Roma'da. Sonra güçleniyor ve en son artık daha aristokrasi ve daha üst tabaka ve imparatorlar Hristiyan olunca pagan inançlar, eski inançlar kayboluyor. Şehirde uygarlıkta yok oluyor. Sadece köylerde devam ettiriliyor. Ve diyorlar ki bunlar paganus, bunlar köylü, köylü inançları ve pagan kelimesi de oradan çıkıyor. Hala köylerde devam eden doğa taban inançlar. Hala da bizde yani ana akım işte şehirlerde işte İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde ya da ana akım inançların yoğun olduğu yerlerde görmezsiniz pagan unsurları. Ama yavaş yavaş köylere gittiğinizde
pagan inançlar başlar. Bakın, işte karakonçoluslar başlar, ne bileyim cinler başlar, böyle mistik şeyler mistik başlar şeyler. Tabii. Mesela bu bizim Cadılar Bayramı diye bildiğimiz bayramın aslında bizdeki karşılığı, Anadolu'daki karşılığı farklı coğrafyalarda farklı isimlerle kutlanıyor. Yani Ocak gibi, Şubat gibi daha kara kışta kutlanıyor. Bakın bizde de var. Tabii var. Mesela Bocuk Cadılar Gecesi. Cadılar Bayramı tabii. Değil ama bizde de var. Bir de hocam hani şu an belki doğanın döngüsünün farkında değiliz. Değiliz biz. Kesinlikle evet. Değil evet, mi? Evet. Bunu hep konuşuyoruz evet. Sizinle. Yani doğanın ne kadar farkındayız evet. ki? Hani güneşli zaman doğdu, havalar soğudu mu, ısındı mı, kışa mı giriyoruz, mevsimler zaten şaştı biliyorsunuz. Çok fazla doğanın da döngüsünün farkında olmadığımız için sanıyorum ki bu tip artık kutlamalar da insanlara o yüzden belki farklı geliyor. Yani bizdeki adı Cadılar Bayramı değil ama bizde de kışın bir başlangıcı var ve bunun için yapılan ritüeller var. Şimdi onu konuşacağız. Buyurun hocam. Mesela Bocuk Gecesi'nde de benzer şekilde yüzler boyanıyor, korkunç giysiler giyiliyor. Bu görsellerimiz bu arada şeyle ilgili miydi bizim? Anadolu'yla mı ilgiliydi? Yok değil, onlar genel hani orada sembolizme onları konuşmak için. Onları da isterseniz için. Alabiliriz. Onları da orada bir şey var, döngü vardı. Görsellerimizi rica etsek. Çember vardı, onu alabiliriz. Çok teşekkürler yönetmenim. Şeyde böyle bir mevsim döngüsünü anlatan bir görsel vardı. Onun üzerine anlatabilirim bu süreci. Bu hala mevcut kutlanan, Keltlerin kutladığı şu anda, Neopaganların kutladığı bir aslında Cadılar Bayramı, Samhain diyorlar. Evet, hem bu. Teşekkürler yönetmenim, burada bu kalalım. Bu bir çark, buyurun bir hocam. Mevsim döngüsü. Bu neredeyse dünyanın birçok coğrafyasında bu günler özel bayram olarak kutlana gelmiş aslında. Bizim coğrafyada da var ama bizim coğrafyada çok yeterli bir araştırma yok yeterince. Ama ben kendi takip ettiğim, araştırdığım, gördüğüm kadarıyla kutlanıyor. Nasıl kutlanıyor? Köy seyirlik oyunları olarak. Yani köy seyirlik oyunlarını takip edersiniz genelde bu doğa döngülerine denk geliyor. Da cemrelere denk geliyor. Da Hıdrellez, Nevruz gibi kutlamalara denk geliyor. Hani bizde derli toplu sistematik bir şekilde bu çarka oturtulmamış araştırma alanı. Ama baktığınızda bir de tabii şöyle bir şey var. Türkiye'nin o kadar büyük bir coğrafya ki yani Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya kadar, Ege'ye kadar iklimde aynı şekilde olmadığı için tarihler o kadar birbirini tutmayabiliyor. Arka arkaya olabiliyor genelde. Ama ekinokslar ve gün dönümleri yani özellikle Nevruz 21-23 Mart ve işte Keltlerin Beltane dedi bizim Hıdrellez dediğimiz 5 Mayıs 1-5 Mayıs o fix her yerde aynı kutlanıyor. Onlar zaten. Değişmemiş ama diğerleri biraz akışkan olabiliyor. Şöyle şimdi bakın eski tabii pagan temelli yani doğa tabanlı inançlarda doğayı gözlemliyorlar ve hasat ve tarım çok önemli. Aslında tarım ve güneşin döngüsü üzerinden çıkıyor ve mitolojik bir bağlamı da var. Fark ediyor ki güneş gücünün zirvesine doğru gidiyor ve yavaş yavaş gücünü kaybediyor ve Ağustos gibi geri kalan gücünü toprağa veriyor ve sonra gücünü kaybettiği için hava soğumaya başlıyor. Bunu şöyle hayal ediyorlar, bunu şöyle mitleştiriyorlar. Güneş büyüdü Mart'ta, genç bir delikanlı oldu, Mayıs'ta olgunlaştı. Hıdrellez yani 5 Mayıs. Orada toprak ana da artık, toprağın tanrıçası da, o yüce ana da genç bir kadın oldu. Ve onların birlikteliğiyle beraber kutsal birleşme deniyor. Doğa uyanışa geçti. Ve hasat. Evet ve hasat süreci başlıyor. 3 tane hasat bayramı var. Sonrasında 21 Haziran'a geliyoruz. Yaz gün dönümüne geliyoruz. Artık orada olgun bir adam oldu. Güneş. Toprak ana da olgun bir kadın oldu. Ve bunların birlikteliğinden hasat başladı. Başladı. Yani tarım, işte toprağı ekmeye hasadın ilk unsurları başlıyor. Sonra Ağustos'ta birinci hasat oluyor. O da kutlanıyor doğa bayramı olarak. Sonra 21-23 Eylül'de sonbahar ekinoksunda ikinci hasat oluyor. Orada da hasatlar toplanıyor. Ve Eylül'de toplanan hasatlar artık kışa hazırlanmak için işte marmelat yapılıyor, kurutuluyor, tuza basılıyor vesaire. Hala bizim yaptığımız ne yapıyoruz Eylül'de? Domatesleri geliyoruz. Kaplara koyuyoruz, reçeller yapılıyor falan. Marmelatlar. Evet, kışa hazırlık yapılıyor. Evet. Bu da ritüel kapsamında kutlanıyor. Ve sonrasında Eylül'den sonra 31 Ekim 1 Kasım'a yani bu Cadılar Bayramı'na geliyoruz. Buna da 3. hasat, son hasat bayramı diyorlar. Bu son hasat, bundan sonra da kışa artık geçiş dönemi. Evet, geçiliyor. Hasatın bittiği. Evet, değil mi? Evet, o kış döngüsünün uyandığı başladığı dönem ki geçmişte hani hep bunu sizinle konuşuyoruz çok etkiler beni. Evet. Geçmişte mesela insanlar tabii o zaman teknoloji yok hiçbir şey yok işte köyde yaşıyorlar ya da
daha da eski dönemlerde. Kış çok zor, ısınacak değil mi? Besin lazım. Besin yok, hava çıkamıyor. Yiyecek lazım, hava çıkamıyor, hiçbir şey yapamıyor elinde hasatı yoksa. Tabii. O kışı geçirmek onlar için şey, hayatta kalabilmek aslında. Tabii, tabii. Biz şu anda bunu hissetmiyoruz. Neden? Evler kaloriferli, yemeğimiz var tabii, vesaire gibi, falan. Markete gidince her şey var. Markette her şey var. O zaman market hiçbir şey yok yani. Tabii. O kış dönemini hayatta geçirmek için yapılan ritüeller var tabii, burada. O yüzden evet. Çok bence etkileyici. Çok, buyurun çok hocam. Kritik, çok kritik. Kesinlikle evet. Öyle. Zaten Keltler, yani Kelt geleneğinde, Kelt geleneğinden çıkıyor aslında bu bayramın en güçlü kutlanma. Mesela o Jack O'Lantern, işte bal kabağını oyma ritüelleri, evet. Masklar. Bu geleneklerin çoğu Druid ve Avalon rahibelerinin, yani Kelt ve rahibelerinin geleneğidir aslında. Orada İrlandalılar tarafından yayılıyor. Bunlar. Oradan da Avrupa'dan Amerika'ya İrlandalıların göçüyle beraber onu anlatırız birazdan kökenini. Evet. Avrupa'ya doğru yayılmaya evet. başlıyor sonrası. Ama Keltler bu bayrama, yani Cadılar Bayramı'na Samhain diyorlar. Samhain de zaten yaz sonu demek. Gene kelime işte. olarak, yani etimolojik olarak yaz sonu demek. Yazın bitişi, bitişi. Kışın başlangıcı demek. Niye son hasat diyorlar? Çünkü son hasat aslında artık yine bu bayramın sembolü oraktır. Artık buğdayın başlayan hasadı değil, ruhların hasadı çünkü. Yani artık i̇şte ölümün zamanına giriyoruz diyor. Neden peki bunu gene kışa mı bağlıyorlar acaba? Tabii kışa. Hani kış az önce bahsettiğim tabii, şey tabii, değil mi? Çetin geçmesi, tabii, zorluk tabii. olması vesaire. Çünkü ölümler olacak kışın artık. Başlangıcını ölümle bağdaştırıyor tabii, ölümle aslında. Bağdaştırıyor. Çünkü burada. Niye? Doğadaki her şey ölüyor bir kere. Bak, yani sadece ağaçlar, insan ölmesinden bahsetmiyoruz tabii. bu arada. Ağaçlar vesaire, tabii, ağaçlar bitkiler. Ölüyor, bitkiler ölüyor. Ondan sonra yapraklarını döküyor. Her yer kar altında kalıyor ve soğuk geliyor. Artık toprak kuruyor, çatlıyor ve bereketsiz Doğru. hale geliyor. Hayvanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Kurtlar vahşileşiyor. Kimisi de ölüyor falan. Hala artık ölümün kol gezdiği bir bayram olarak son hasat, ölüm bayramı, ölümün kutlandığı bir bayram olarak paganlar tarafından kutlanıyor. Niye ölümü kutluyorlar? Çünkü doğa tabanlı inançlarda, yani şamanik inançlarda, evet. pagan inançlarda da ölüm kötü bir şey değildir aslında. Ölüm ve doğum sonsuz bir döngünün parçasıdır. Evet, bir madan ölüm iki yüzlü ve doğum gibi. Aynı olarak gözüküyor ve devamı aslında. Tabii devamı. O yüzden ölüm de kutlanıyor. Hatta mesela Odin'in avı diye geçer. Odin köpekleriyle beraber ava çıkar falan böyle. Ruhlar avlanır vesaire. Böyle av sahneleri, işte ruhların müthiş. Avlanması, ruhların hasatı gibi bir sembolik bağlamda ele alınıyor. Ve şöyle oluyor. Güneş artık Eylül'de son gücünü veriyor ve ölüyor. Aynı zamanda güneşi uğurlama bayramıdır bu süreç. Tabii, o eski artık ısısı vesaire kalmayacak. Çünkü tabii kalmıyor. Yani son gücünü veriyor. Son gücüyle artık son hasat oluyor ateşiyle ve ölüyor. Nereye ölüyor? Toprak ananın rahmine doğru ölüyor. Tekrar doğacak. Tekrardan. Ne zaman doğacak? 21-23, 20-25 Mart Aralık'ta doğacak. Aralık'ta. Christmas, Noel diye bildiğimiz. Hani onu konuşuruz ekstra. Evet, o da zaman gelince onu da konuşacağız. Evet. Christmas'ı. Ve tabii ki toprak ana da artık doğurgan, bereketli bir genç kadın veya bir anne formundan değil, yaşlanıyor. Çünkü Tanrıç'ın 3 tane formu var. Genç kız, neşe, bahar, oyunculuk, ondan sonra anne, doğurganlık ve yaşlı bilge kadın, kron diye geçiyor, koca karı arketipi diye geçiyor. Artık kron oluyor, koca karı oluyor, yaşlı bilge kadın oluyor, yaşlanıyor. Yaşlı bir kadın oluyor. Evet. Niye yaşlanıyor? Çünkü artık bakın toprak kuruyor, çatlıyor artık. Ve onun bizim çatlamış, yaşlanırken, tabii yaşlanırken derimiz olan gibi. Olan şeyler gibi, evet, çok ilginç. Haliyle artık annelikten yaşlı bilge kadına, ölümün tanrıçasına dönüşüyor. Ve artık ölümün bayramı başlıyor. Burada da ne yapıyorlar? Şöyle inanılıyor. Bu doğa döngüsünde. Evet. O çarkı tekrar alabilirsek ona bakarsanız. Evet. Bir daha bir çarkı tekrardan alabilir miyiz? O döngüyü gösteren. Gün dönümü ve ekinokslar ana bayramlar. Onlar dünyanın her coğrafyasında kutlanıyor. Bakın tam Samhain 45 derecelik bir açıyla kesiyor. Karşısında da Beltane var. Yani Hıdrellez var. Evet, burada kalalım. Tam Samhain ve Beltane, bu ikisi eşik bayramı diye geçer. Karşılıklı yani Hıdrellez ve Samhain içinde bulunduğumuz 31 Ekim 1 Kasım süreci. Ne demek bu? Şuna şu inanıyor. Anda olan. Evet, olan süreç. Şuna inanıyorlar. Evet. Bu günde bu alemle diğer alem, öte alem arasındaki perde inceliyor.
O yüzden o kostümleri vesaire. Tabii onları giyiyorlar. Korkutuyorlar. Evet. Çünkü o perde inceldiğinde her tür ruh bu aleme geçebiliyor. Ve bazıları kötü ruhlarda. Öyle olunca masklar takılıyor. Veya bal kabakları oyulup yüzler veriliyor. Evlere konuyor. Ve böylelikle kötü ruhlar uzak tutulsun diye bir amaçla bu ritüeller gelişiyor. Ama temel mutlaka ateş yakılıyor bu bayramda. Ve ateş yakıldıktan sonra ateşe bakılarak kehanette bulunuyor eskiler. Kimler bunları kutluyor? Mesela Keltler çok yaygın bir şekilde kutluyor. Keltler, Druid rahipleri var, Kelt rahipleri. Aynı zamanda Avalon rahibeleri. Onlar için bu bayram çok özel çünkü iki alem arasındaki perde aralandığı için bütün seneye ilgili kehanet yapabilmek, ruhlarla görüşebilmek ve öte alemden bilgi almak için önemli sayılıyor. O yüzden mistik bir gün aslında. Mistik bir gün tabii biraz, kesinlikle. Bu tabii ki düşünün o pagan rahip ve rahibeler için kutsalken yerel halk için biraz ürkütücü bir bayram. Tabii. Yani o kadar hani şu an tabii çok neşeli falan kutlanıyor ama. Ama geçmiş dönemleri dönüşümüzde sanıyorum o kadar neşe içerisinde. Değiller. Genelde biraz tedirgin. Ateşler yakılarak. Bakın çok ilginç bir şey anlatacağım. Bali'de, Bali'ye gittiğimde, Bali seyahatimde. Bali'de ay, yani Bali çok ekvatoryal bir yerde olduğu için, tropikal bir alanda olduğu için bizim gibi bu bayramları böyle görmek mümkün olmuyor Bali'de. Ada çünkü. Yani düşünsenize 23 derece ile 25 derece arasında değişiyor sıcaklığı yıl içinde sadece. Aynen. Onların takvimi zaten ay bazlı ve bu bayramların çoğu onlarda var. Ay'a göre var, ay fazlarına göre var. Ve benim gittiğim sürede şansıma Bali'de ruhların bu aleme geçtiği bir ay bayramına denk gelmiştim. Ne kadar yani onların Samhain dönemine. Ve genelde oradaki... Ne yapıyorlardı hocam onlarda ritüel? Ritüel yapıyorlar. Şimdi bu bayram iki alem arasındaki perde inceldiği için ataları onurlandırmak için önemli bir bayram diye geçiyor. Ataların ruhları da bu aleme geçiyor. Ve ataların ruhlarını evlerine çağırmak için ışıklar da koyuyorlar. İşte bal kabaklarını süslemek gibi. Kötü ruhları uzak tutarken iyi ruhlar da ve ataların ruhları da eve geliyor. Hatta Meksika'da Dia de los Muertos diye kutlanıyor bu. Ölüler günü diye kutlanıyor. İşte atalar onurlandırılıyor, mezarlığa gidiliyor, orada yemekler veriliyor. Atalar onuruna resimler konuyor ve onlar için dualar ediliyor, şarkılar söyleniyor, güzel anlar. Yani ataların onurlandırıldığı bir gün bu aynı zamanda. Çünkü ölüler diyarındaki bizim bağlantımız ne? Atalarımız aslında, atalarımızın ruhları o alemle bu alem arasında bağlantı kurarak bize rehberlik yapıyor. Rehberlik bu eski bir inanç, çok eski bir inanç. Tabi orada da yaptıkları ritüel benzerdi. Atalarını onurlandırıyorlar gün içinde. Hepsi zaten atalar çok önemli onlarda. Ata tapınakları var, tütsüler yakılıyor, dualar ediliyor ama gece olduğunda bütün Bali halkı evine kapanıyor. Dışarıda gezmiyor. Neden? Çünkü iki alem arasındaki perde inceldiği için buraya bir sürü ruh girdiği için çok tekin gelmiyor onlara. Tekinsiz bir gün. Ama rahipler ne yapıyor ya da o kültürün kendi büyücüleri ne yapıyor? Mezarlığa gidip ritüeller yapıyor. Nasıl ritüeller bunlar? Mezarlıkları falan. Denk geldiniz mi? Geldim. Çok merak ettim çünkü gerçekten hani Bali'de olan bir ritüel yani tam da bu dönemlerde. Şöyle, tabii onların mezarları bizim gibi değil, onlarda yakılma geleneği var. Yakılma çember, yaktıkları çemberler var. Oralar mezarlık sayılıyor. Oralarda genelde Kali'ye adanmış bir tapınakları oluyor. Kali ölüm tanrıçası. Hani benim o gittiğimde de Kali'nin tapınağında işte gece 12'de başlıyor ritüel. Gece 3'e kadar devam ediyor. 3 aşamadan oluşuyor. Önce mezarlıkta yapılıyor ritüel. Evet. Kali'ye adanan bir ritüel. Sonra... Kutsal bir nehir var. O nehrin kaynağında yapılıyor. Sonra da Kali'nin tapınağında yapılıyor. En kutsal yerde. Böyle üç aşamalı. Genelde bu alemler arasındaki perde inceldiği için Kali'nin işte bu alemde olduğu, diğer ruhların bu alemde olduğu, herhangi bir dileğinizi gerçekleştirebileceği ama eğer o dileği dilerseniz sizi sınayacağı ve o sınamadan geçerseniz o dileği vereceğine dair inançları var. Çok ilginç. Bir de hocam mesela şimdi Avrupa'da Cadılar Bayramı kutlanırken hani böyle daha eğlenceli işte bir aktivite tarzı kutlanıyor değil mi? Evet, ritüeller doğru. Falan çok fazla bal tabağından başka ben bir şey görmedim ya da kostüm haricinde çok bir şey yok. Ama mesela Bali'de
Tamamen ritüellerle yapılıyor. Başka peki hangi ülkelerde ya da ne taraflarda bunu görüyorsunuz? Meksika'da, Filipinler'de. Hala ritüeller var yani bu geçmişteki gibi. Tabii. Hı-hı. Mesela çiçekler konuyor, atalar onurlandırmayan ataların kaybolacağına inandıkları için Hı-hı. atalar onurlandırılıyor. Mutlaka çiçekler konuyor, adaklar veriliyor, tütsüler yakılıyor, dualar ediliyor, özellikle mezarlığa gidiliyor. Hı-hı. Evet. Resimler asılıyor falan. Yani ritüellerle hala da kutlanıyor coşkulu. Kutlanıyor ve devam ediyor. Tabii. Bakın bu bugünün yani sembolü ölüm, hı hı. atalar, ondan sonra öte alem. Tabii bakın o yüzden kutlamaya dahi hep bu semboller geçmiş. Mesela çok kafatasları, evet. iskeletler, hı hı. ondan sonra mesela korkunç yaratıklar da var. Çünkü perde aralandığı için kötü varlıklar da giriyor, iyi varlıklar da giriyor. O yüzden kötü varlıkların kostümleri, ne gireceği belli olmuyor. Evet. Ondan sonra kötü varlıkların kostümleri de dolaşıyor. Jack O'Lantern, işte bal kabağını oyma, bazı genellikle turp oyuluyor. Turp ve bal kabağı oyup koyma. Mutlaka mum yakılır atalarda, o mum yakma. Hala bakın bir şekilde eğlence sektörüne dönüşmüş olsa da yine de ritüeller devam ediyor. Devam ediyor. Evet, kesinlikle. Hocam merak edilenleri konuşmaya devam edeceğiz bu konuyla ilgili. Şimdi kısa bir araya gideceğiz ve sonrasında bizim Anadolu'da ve bizde nasıl kutlanıyor? Ritüellerimiz neler, bağlantıları neler? Biraz da onlardan ve biraz da sembollerden konuşacağız Cadılar Bayramı için. Tabii. Ama ne zaman? Kısa bir VTR aramız var. Sonrasında burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli isim eğitimci yazar Efe Elmas'la beraber Cadılar Bayramı'nı konuşuyoruz. Evet, değil mi hocam? Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hocam Cadılar Bayramı nasıl ortaya çıktı tarihçesini konuştuk. Evet. Cadılar Bayramı'nın sembollerinden biraz konuşalım. Tabii. Oradan da şeyi merak ediyorum. Anadolu'da da yapılan şeyler var. Kutlamalar var. Belki adı Cadılar Bayramı değil ama evet. biraz da onlardan bahsedelim isterim. Buyurun söz sizde. Şöyle sembolleri zaten bu konuştuğumuz üzere hani tam bir eşik olması, yazın bitişi, kışın başlangıcı, artık toprak ananın yaşlı bir kadına dönüşmesi, güneş tanrının ölmesi ve onun yerine ölüm tanrısının kol gezmesinden dolayı genel sembolleri hep ölüm, ateş, dönüşüm bu çerçevede olmuş. Tabii ki bu mevsimin sürecinde yani bu Ekim'in sonu Kasım ve ilerleyen süreçte kabak ön planda olduğu için kabak çok önemli bir simge. Tur veya bal kabaklarını oyuyorlar. Aslında her zaman yüz verilmiyor. Yüz deseni biraz daha modern. Ama kertler özellikle bunu yapıyor. Kabakları oyup içlerine mum koyup evlerin girişlerine koyuyorlar. Kötü ruhlar uzakta kalır. Sonra o yüze böyle dönüşüyor. Böyle tepeden o zaman içine oyuyorlar. Evet, değil mi hocam? Mum gibi yapıp içine mum koyuyorlar. Sonra yüz oyma gelenekleri başlıyor. Ama her zaman korkutucu, grotesk masklar, oymalar bir şekilde kullanılıyor. Çünkü onlar ruhları yanlış yönlendiriyor ya da korkutuyor. Ya da bazı kaçırmaya yönelik. Tabii, burada da gördüğünüz burada gibi. Da gördüm. Bazıları ataları temsil ediyor. onun dışında cadılar için önemli olduğuna inanılıyor bu gün. Cadılar Bayramı oradan geliyor zaten. Neden acaba? Yüzden. Çünkü bakın kentlerde hani sıradan halk atalarını onurlandırırken, işte kötü ruhlardan koruma eder, basit ritüeller yaparken kent rahipleri, druidler ve Avalon rahibeleri bu iki alem arasındaki perdeyi aralayarak ruhlarla irtibata geçiyor. Yani rahipler, rahibeler için, pagan rahibeler için önemli bir gün. Ya da yerel folklordaki şifacılar, ebeler, kahinler ya da cadılar kehanette bulunuyor veya bu dönemde ruhlarla işbirliği yapıyor. O yüzden cadıların kutladığı bir bayram da olduğu için Cadılar Bayramı konsepti zamanla oturmuş. Tabii ki bunun asıl sebebi paganizm, Hristiyanlığın karşısında korkunç ve şeytanın dini olarak görüldüğü için ve binlerce pagan öldürüldüğü, mesela keltler öldürülüyor, asılıyor, sürülüyor vesaire ve bayramların tamamı Hristiyanlık tarafından yok ediliyor. Hatta Halloween'e dönüşme hikayesi de böyle aslında. Değil mi? Çünkü hala köylü halk devam ettirince milattan sonra 1000 civarlarında Hristiyanlar diyor ki biz bu bayramı yok edemeyeceğiz. Bari onu özümseyelim ve dönüştürelim. Ve diyorlar ki artık halka kutlamaya devam edin ama artık bu klasik Samhain olmayacak. All Hallows Eve olacak. Hallow kutsal demek. Bütün kutsalların günü. Ve Aziz ve Azize günü ilan ediyorlar. Halloween oradan geliyor. Evet, Aziz ve Azize günü olarak da zaten yerleşiyor. Ve artık ne bileyim kostümler işte doğa ruhlarının işte ölüm tanrısının veya
arkaik tanrıçanın kostümleri değil de onun yerine aziz ve azizelerin kostümleri giyiliyor. Onlar seremoniyel kullanılıyor ve bir şekilde Hristiyanlık o bayramı kendi içine alıp Halloween'e dönüştürüyor. Tabii ki bu dönemde de ana akım inanç Halloween olarak, All Hallows Eve olarak, kutsal, tüm kutsalların günü olarak Hristiyanlaştırırken hala köylerde eski inanca sahip olanlar eski pagan adetleri devam ettiriyor. Bakın. Ve onlar da cadı ilan edildiği için cadılar hala bu bayramı devam ettiriyor gibi bir şekilde cadılarla eşleşmiş bir bayram olarak karşımıza çıkıyor. Bunun hani cadılarla ilişkili olmasının sebebi bu. Cadılar, yani cadılar için Orta Çağ'da da önemliydi bu sırada. Orta Çağ'da cadılar da çok görüyoruz. Tabii, oradaki cadılar, yani o cadılar kim? Aslında şifacılar, ebeler, eski inanca sahip olan, çoğu kadın olan ama erkek kadın da olan. Tabii sonra çoğu öldürülüyor. Aslında öldürülenlerin çoğu cadı değil de onay bir programda konuşuruz. Onu konuşalım hocam. Değil mi? Aslında orada cadı denmiş ama bir katliam yapılmış. Evet, cadı olan. Onu ayrı bir programda konuşalım. Tabii Orta Çağ'daki o kadınların, yani on binlerce kadın öldürülmesi tabii dehşet bir şey yani. İşte bu süreçte hani cadılarla da öyle ilişkilendirilmiş. O yüzden o cadı imgesi de çok yaygın sembollerinden biri. Jack-o'-lantern denen o bal kabakları çok yaygın sembollerinden biri. Kafatası, kuru kafa, kemik. Bunun sebebi ruhlarla ilişkili olmasından dolayı. Yine ölümü çağırıyor. Atalarla alakalı olmasından dolayı. Çünkü ataların sembolü kemiklerdir. Hani o kemikler, kafatasları atalarla ilişkili olduğu için o semboller var. Mezarlık sembolleri var. Genelde renkleri, bugünün renkleri turuncudur, siyahtır. Turuncu bal kabağını, o karanlığın içindeki ateşi, yine de varlığın umudu temsil eder. Veya yaprakların solmasını temsil eder. Siyah da geceyi, karanlığı, ölümün zamanı temsil eder. Genelde mitolojik bağlamda dediğim gibi Odin'in avı gibi aslında böyle ölüm tanrısının kol gezmesi, işte orayla gibi yerel halklar ve efsanelerde türemiş. Öyle devam etmiş. Yani de bu sembolleri hala da popüler kültür koruyor. Yani nasıl popülerleşiyor? Bu Halloween, All Hallows Eve yine Hristiyan bünyesinde kullanırken Amerika'ya taşınıyor İrlandalılar tarafından. Ve 19. yüzyıl gibi, 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı gibi İrlandalılar hala bu gelenekleri kutlarken Amerika'da gitgide bu popülerleşiyor. Evet, daha böyle hani şenlik tadında gibi sonra yavaş yavaş içindeki inanç kayıp gidiyor. Geriye sadece kostümlü bir partiye dönüşmüş. Yani kapitalizm bunu da güzel, yani önce Hristiyanlık bunu dejenere ediyor. Sonra kapitalizm güzel çevirmiş. Tabii. İçindeki inancı çıkarıp onun yerine kostümlü, mostümlü bir bayrama çeviriyor. Ama tabii ki yine insanlar bunu kutlamak istiyor ya da biz de etkileniyoruz. Yani hep şu eleştiriliyor, ne gerek var işte kültürel bir burada asimilasyon mu var? Bizim kültürümüzde yok diyorlar. Tabii bizim kültürümüzde yok işte niye biz bunu kutluyoruz falan. Ama eğer içimizden bunu kutlamak geliyorsa bu insanlığa dair bir şey. Niye kutlamayalım, niye bugünü karşılamayalım? Tamam illaki. Mesela Anadolu'da... Neticede bir mevsim döngüsü. Tabii mevsim döngüsü, bu. Hepimizin kışa, döngüsü bu. Kışa başlangıç, yazın bitişi. Kışa başlangıç, biz de onu yaşıyoruz burada değil mi? Biz de yaşıyoruz. Yani, ve tabii ki burada Filipinler... Burada hani cadılar bayramı vesaire değil bizdeki. Tabii, antik Mısır'dan Filipinlere kadar hala da işte Meksika'ya kadar hala kutlanan Los Muertos, Ölüler Günü, Atalar Günü, Azizler Günü, Ruhlar Günü olarak ya da hakikaten Cadılar Günü olarak aslında tüm dünya coğrafyasında izi olan bir bayram. O yüzden içimizden arketipik olarak, bilinç dışı olarak bugünü kutlama dürtüsü var. Çok yani, işte bu. Buna karşı koyamıyoruz. Mesela yılbaşı için de öyle. Yani Aralık, yeni yıl ve işte Noel, Christmas falan. İşte Hristiyan bu kutlamayın falan. Evet, Hristiyan olması alakası Hristiyanların değil. Hristiyanların işte bizde de vardı. Gibi Nardugan olarak, Orta Asya'da vardı. Evet. Nardugan olarak. İçimizden geliyor bu. Yani ne yapabiliriz? O zaman biz de bunu lokalleştirerek, yerelleştirerek, kendi kültürümüz içindeki bu bayramları biraz daha coşkulu hale getirerek tekrar hatırlayabiliriz yani. Çok doğru, kesinlikle. Hiçbir zaman yani biz şeyi kutladık diye, ne bileyim 31 Ekim'de maskeli bir şey katıldık diye kimse Ramazan'dan ödün vermiyor ya da kimse milli bayramdan ödün vermiyor. Onun yeri ayrı. Hali insanların da ara ara festivale, karnavala kendini sağlatacakları, bilinç dışının ifade edecekleri alana ihtiyacı var. Kesinlikle katılıyorum. Kostümler, festivaller, karnavallar. Programın başında da söylediğim gibi doğayla ilişkimiz ve bağlantımız azaldıkça hocam,
bunlar da hayatımızda azalmaya başlıyor. Evet. Çünkü farkında değiliz. Mevsimlerin farkında değiliz. Dediğim gibi kış mı geldi, bahar mı oldu? Tabii görmüyoruz, bilmiyoruz. Yani binaların içerisinde sürekli koşuşturarak üretim yerine sürekli tükettiğimiz bir hayatın içerisindeyiz. Yani temiz hava alıyor muyuz mesela? Evet, yani çok ilginç. Almıyoruz tabii ki. Almıyoruz. Yani doğanın farkında değiliz. Eskiden insanlar işte hep konuşuyoruz sizinle. Hı-hı. Bütün hayatlarını doğanın döngülerine göre yaşıyorlardı. Tabii. Yine öyle olabilse aslında her şey çok daha farklı olacak. Peki hocam, şimdi şöyle Anadolu'ya doğru geldiğimizde, Tabii. yani bizim topraklara doğru geldiğimizde yine bir döngü Evet. var. Ve adı Cadılar Bayramı değil ama yapılan kutlamalar ve ritüeller Evet, var. Ilginç. Neler görüyoruz Çok peki ilginç. Çok Anadolu'da? benzer şeyler var. Mesela şöyle, Anadolu'da tam 31 Ekim, 1 Kasım gibi nokta atışı bir tarih yok. Zaten bu bayramlar aslında hiçbir zaman nokta atışı bir gün değil. Tarih Yani yok, de bir dönem hafta, olarak de bir yani dönemdir. aslında, değil mi? Bizde bu genelde soğuk kışın vurduğu günlerde kutlanıyor. İşte zemheri sürecinde soğuk rüzgarlar estiğinde kutlanıyor. Bu biraz ocağa kayabiliyor. Değil mi? Bazı mesela Edirne'de, Trakya'da, ondan sonra Ödemiş'te ya da Karadeniz'de kutlanıyor aslında bunun farklı versiyonları. Aralık, Ocak, bazen Şubat'a kayacak, bazen hakikaten Kasım'a denk gelecek şekilde kutlanıyor. Kutlanıyor. Genelde bunlar köy seyirlik oyunları olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bu kışın soğuğunda ortaya çıkan ölümün ruhları, ölümün varlıkları ve onları def etmeye dair ritüelleri Anadolu'da da görüyoruz. Bakar Aynı mısınız? şekilde kostümler, mesela Bocuk Gecesi var. Bocuk Gecesi. Edirne'de var, Trakya'da var. Balkan geleneği bu, Ne Bocuk demek Gecesi. Hocam o Bocuk Gecesi? Yani korkutucu gece, korkunç gece olarak kutlanıyor ve kostümler giyiliyor. Korku oyunları oynanıyor, korku hikayeleri anlatılıyor. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hem Bocuk Gecesi öyle, hem diğerlerinde öyle. Hatta başka gelenekler de var. Kabak yemekleri yapılıyor ve kabak yemekleri yeniyor. Evet. Şey mi, bal kabağından mı? Evet. Yine. Bakar mısınız? Yani gene işte halil bir şekilde oyuyorlar, tabii içine tabii. Ateş koyuyorlar vesaire Tabii. Bizde değil Hani mi? bizde oyma yok ama Yemeği kabak yemeği, yapılıyor. hatta kabak yemeği yemenin kötülüğü def edeceğine Çünkü inanıyorlar. muhtemelen kışa da stoklanan bir yiyecek Tabii kabak, tabii bal tabii kabağı. stoklanıyor tabii ki. Stoklandığı için belki de bir Bir de bu sembolleşmiş. mevsimin yemeği, bu mevsim için. Yani şu var, eğer bu Allah'ın soğuğunda, bu kışta, Ya. Bu ölümün kol gezdiği günde bu sebze yetişiyorsa buna şifadır diye inanıyoruz biz. Bakın. Doğa tabanlı Çok doğru. inançlarda. Evet. Aile o zaman ben Ne bunu kadar yemeliyim doğru. ki Bana bana şifa iyi olsun, gelsin, iyi bana şifa gelsin. olsun. Yani portakal çıkıyorsa portakal iyi gelecektir. Güneşin ışığını bana getirecektir. Nar çıkıyorsa bana gerekli C vitamini verecektir. Beni kışa hazırlayacaktır. Bakın bu Çok dönemin doğru. Kendi içindeki Şimdi şeyleri. gerçi bütün sebze meyveleri her mevsimde görüyoruz. Maalesef tabii hormonlu Ne yazık ki. GDO'lu. Ve şey çok komik hocam. Yani çocuklarımız yaz Bilmiyor, ve kış tabii. Sebze meyvelerini bilmiyorlar Tabii çünkü. bilmiyor. Geçen gün kızımla konuşuyoruz. İşte şey diyorum, işte yazın, kışın en çok hangi meyveyi seviyorsun? Mesela karpuz diyor. Diyorum ki anneciğim, kışın karpuz yok. Diyor, var. Doğru, Hadi gelin var. anlatın yani. Çok Tabii. doğru. O yüzden Tabii. O dönemlerde de işte bal kabağı kışın olan bir besin olduğu için şifalandırdığına inanıyorlar. Ve bu Evet. da sembolleşiyor. Bakın bizde de Tabii. Anadolu'da yemekleri yapılıyor. Tabii yemekleri Yine yapılıyor. aynı. Kapı Buyurun. kapı gidiliyor mesela. Mesela Coraz günü diye bir günü var. Ödemiş'te kutlanan Coraz günü. Coraz. Evet, o da aslında cadı yine. Cazu, Coraz, Kara Konçolos, Konçolos farklı şekillerde söyleniyor. Coraz gecesinde de Ödemiş yöresinde de yine kapı kapı gezilip bal kabağı yani kabak yemeği verilerek kutlanıyor ve inanılıyor ki Coraz isimli bir cadı işte yaşlı bir kadın olarak sokaklarda geziyor ve buna dayalı ritüeller var. Bakar mısınız? Sokaklarda gezilmiyor işte. Onu def etmeye dair. Mesela Kara Konçolos'la ilgili de var. Kara Konçolos ya da yaban adamı. Bunlar kışın dolaşan siyahlar içinde. Bazen işte yaban adamı her yeri tüylü. Ölümü temsil eden ruhlar aslında bunlar. Ve bunları def etmek önemli. Mesela Karadeniz yöresinde kuymak veriyorlar. Kuymak. Evet, mıhlama. Bizim bildiğimiz mıhlama. Evet. Çok mısır, severim. Orada mısır bayılırım. Çok önemli adak Evet, olarak. evet. Ondan Bayılırım. kuymak Çok yapıp da güzel kapı olur. eşiğini koyarak Kara Konçolos eve gelmesin. Yani Gelmesin. ölüm gelmesin eve. Alsın gitsin Tabii. ama Yani gelmesin. kışın ölüm tanrısı, işte Hades'i, osu, busu, şeyi bizde Kara Konçolos'a, işte yine bu Balkan etkisi de var tabii ki. İşte kışın doğaya getirdiği etki değil mi? Evet, Toprağın tabii. çatlaması, işte Tabii. artık ekinlerin alınmaması, Tabii. doğa böyle işte kar altında kalıyor, Tabii. soğukların altında. İşte insanlar kışı daha zor Evet. çıkartıyorlar.
o dönemlerde. Evet. Hep ölümü bertaraf edebilmek tabii. için ritüeller geliştirilmiş. Yani şu an çok farkında değiliz mevsimde. Adak veriliyor gibi. İşte ona Hı-hı. göre kutlanıyor, kostümler Hı-hı. giyiliyor yine benzer şekilde. Ve bu kostümler giyilirken hikayeler, masallar anlatılıyor. Aslında ne yapılıyor? Hem ölüm onurlandırılıyor, hem kara kış onurlandırılıyor. Bakın, hem de tabii. bu kışın, kara kışın eğer dikkat etmezsek ölüm getireceği, bunun için de iyi beslenmek gerektiğini hatırlatan kendini bayramlar. Tabii tabii. Yani Anadolu'da var. Hatta Bocuk Gecesi ne kadar falan güzel da aslında. oldu. Evet, Edirne'de. Baktığımız zaman aslında çok da güzel. Dediğim gibi yani çok acı olan bir yanı var. Doğadan ne kadar koptuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Maalesef, maalesef. Şimdi hep hocam sizinle konuştuğumuz bütün programlarda, değindiğimiz konularda baktığımızda doğanın bize vermiş olduğu birçok şey var. Evet. Ama o kadar çok artık şey olmuşuz ki, kopmuşuz ki, bağımız kopmuş ki bunların hiçbirinin farkında değiliz. Değiliz maalesef, dışarı gözlemlemiyoruz. Dışarı çıkıp yapmıyoruz tabii. değil mi? Tabii. Temiz havada. Ne bileyim bir orman havası, bir deniz havası falan bunları almıyoruz Tabii, yani. Ağaçları kesiyoruz. Ağaçları kesiyoruz. Ormana. Yani Evet. doğa bizim için Ya evet. artık bir aktivite. Doğaya Kesinlikle. çıktım. Halbuki doğa bir aktivite olamaz. Doğa bizim Olamaz. yuvamız. Gereklilik olmalı Tabii bir değil mi? yuvamız. Biz orada Çok yaşadık. doğru. 1 milyon yıldır İşte doğada binaların evrildik. içinde yaşıyoruz Tabii. şimdi. Bu lüks siteler vesaire. Tabii. Yok havuzu yok bilmem ne spor Aynen. salonları olan taş Tabii. yığınlarının Tabii ne toprağa yazık ki hasretiz. içerisinde yaşıyoruz. Toprağa basmıyoruz. Evet. Elektrik atma yok. Vücuttan bir şey yok. Yani yok şu anda. Tabii. Aslında temiz havaya da çıktığımızda zaten oksijen çarpıyor. Ne Tabii olduğunu biz çarptı anlamıyoruz. Niye çarptı anlayamıyoruz diyoruz. ne yazık ki. Beslenme Alışmışız çünkü. yanlış. Yani hiçbir zaman mevsim meyveleri, sebzelerinde beslenmiyoruz. Dediğiniz gibi hepsi var. Ve artık Hepsi var. Ve nasıl var işte? İçinde neler var neler acaba? tabii GD katkı olsun, maddesi tabii. oynandı. Katkı maddeleri mi Bir de bize var? şeker pompalıyorlar biliyorsunuz. Şeker Evet. ve yağ ve karbonhidrat sürekli hem bu global fast Ne yazık ki. food zincirleri hem de mevcut gıda alanı hani basıyor şekeri basıyor. Çünkü niye o şeker, o yağ, o aromatik bileşenlerse geçici bir mutluluk hali veriyor. Aynen. Bir Serotonin uyuşma tabii salgılatıyor. Ondan sonra serotonin vücudunuzu salgılatıyor. ağırlaştırıyor. Tabii ağırlaştırıyor. Enerjiniz çekiliyor. Odağınız bozuluyor ve Tabii. sonra doğaymış, döngüymüş, ölümmüş, atalarmış Ya. ve kafa bir güzel geziyoruz. Ama o Evet. sırada olan da oluyor Oluyor. maalesef Hiçbir Türkiye'de ve şeyin de dünyada. farkında olmuyoruz. Evet. Aslında hepimizin genetiğinde var. Evet. Değil mi Tabii hocam? tabii var, Yani var. geçmişe baktığımızda var. Bunları bizim atalarımız yapmış, bu Tabii. ritüelleri yapmışlar, doğayı sevmişler. Ya mesela şey çok yine siz anlatmıştınız hani avlanacak Tabii. ama teşekkür ediyor. Tabii teşekkür, mutlaka. Bakar Önce mısınız? çağırıyor. Yani Çağırıyor. doğaya yakarıyor. Ha. Toprak anadan, doğadan Evet. avı çağırıyor. Ve Evet. bunu genelde kadınlar yapıyor. Evet. Çünkü kadınların doğayla irtibatı var. Bedenleri Bakar gereği. mısınız? Ve o av geldiğinde avladıktan sonra doğa o avladıkları hayvana teşekkür edip Teşekkür şükredip ediyor ya. doğalarla içimde yaşamaya devam ediyor bu avın ruhu diye. Şükranlarla avı yiyorlar ve avın her parçasını değerlendirmek zorundalar. Yani İsraf tabii etmiyor. kürkünden giysi yapılıyor, kemiklerinden takı yapılıyor. Her zerresi bir şekilde kullanılıyor. Ne kadar önemli bir şey. Gerçekten keşke eskiye doğru şöyle Tabii doğaya. dönebilsek Yani birazcık daha döneceğiz. El mahkum döneceğiz. Bence el döneceğiz. mahkum Bir, hocam. tabii Şu an başka birçok bir insan da şey bunu yok. daha iyi anlıyor. İşte o Evet. uyanıştan hep bahsediyoruz ya bir uyanmış. Bu uyanma aslında geçmişe dönmek. Tabii. Çünkü insanlar mutlu değiller, sağlıklı değiller, sağlığımız da yerinde değil. Yani Değil sürekli tabii. Hastayız. Yani tuhaf bir Tabii. hastalık hali de var Çünkü doğadan da insanlarda. kopuz. Yani Evet. doğayla adapte olamıyoruz ki. Yani artık işte Japonlar orman terapisti diye bir şeyden bahsediyor. Bakar mısınız? Ormana gittiğinizde ormandaki o bütün bileşenler sizin bağışıklık sisteminizi yükseltip sizde mutluluk hali yaratıyor. Yani orman bizim doğal halimiz. Evet. Hali ormandan kopuk olmak. Mesela benim şey tanıdığım çok var. Büyük bir hastalık geçirip işte kanser vesaire gibi. Sonra doğaya yerleşip iyileşen tanıdıklarım var Var. benim. Benim de çok var. Oradaki huzur, dinginlik, o Tabii. sadece bu soyut bir kavramdan bahsetmiyoruz. Hakikaten ormandaki kokular, Tabii. oradaki kimyasal bileşenler bizdeki bağışıklığı güçlendiriyor. Çok Bilimsel olarak bu doğru. artık tasdik edilmiş ve onaylanmış bir şey. Bilimsel olarak onaylanmasaydı bile diyoruz ya 300 bin yıldır Homo sapiens olarak, 1 milyon yıldır Homo erectus olarak biz doğada yaşıyorsak, Çok doğru. doğanın döngülerini kutlayarak var oluyorsak ritüellerle, zaten orası bizim yuvamızdır. Ben şu an şehrin içindeysem yuvada değilim. Hissediyorsunuz değil mi Tabii hocam tabii onu? Onu kopuk, ben çok kopuk, hissediyorum. çok kopuk Çok yani. hissediyorum.
Keşke o doğada olmak da bir lüks gibi olmuş. Ama en azından bu ritüeller, bu günleri anmak niye önemli? Yani 31 Ekim, 21 Aralık, 1 Mayıs, 5 Mayıs, yani o bütün doğa döngülerinin önemini ben şurada görüyorum. Tekrar doğayla bağ kurmanın bir yolu bu. Bence de. Yani tabii gözlemlemek, hangi sebze, hangi meyve. Çünkü bakın ben de 89'lu olarak elbette doğanın içinde kırsal bir alanda büyümedim. Yani İzmir'de büyüdüm. İzmir'de. Apartman dairesinde büyüdüm. Hani en azından evet, sokakta oynama kültürüm vardı şükür. Yani gece 12'de 1'de pis bir şekilde eve girme şansım vardı. Onları yaşayan son nesiliz zaten. Son nesile kaçırıldı mı oldu mu bilmem. Mümkün değil yani çocukların oynayabilmesi. Mümkün değil. Ama yine de tabii ki ev ortamı hani çok fazla görmemekten dolayı. Hani biz tabii ki meyve sebze nasıl yetişir? Yani karpuzun yerde yetiştiğini bilirdik. Çoğu bilmiyor. Hayvanın kesildiğini bilmiyorlar falan. Çok dehşet çok, şeyler duyuyorum. Evet ya, gerçekten. Buna rağmen benim için yani ben bu mevsim döngülerini öğrenmem, bunlarla çalışmam, o ritüelleri araştırmam, bunları kutlamam ile beraber doğayla bağ kurup ya bir dakika bak şu şöyleymiş, bu böyleymiş, doğa bunu veriyormuş, bu yüzden bu dönemde çıkıyor, bunu iyi geliyormuş gibi benim farkındalık bir olmuş. Şehirde yaşayan, büyüyen bir olarak tekrar doğaya bağ kurmama imkan verdi. Bakar mısınız ne kadar önemli? Bu farkındalığı ne zaman, kaç yıl önce kazandınız hocam? Yani lisedeydim işte. Lisedeyken. Hatta ortaokul son gibi. Peki sonrasında hayatınızdaki farklılıklar desem? Tabii doğayla bir döndüğünüz için şimdi her bu bayramlar niye önemli? İki şey önemli. Birincisi bunlar birer eşik. Yani doğal işte yaz bitiyor, kışa geçiyoruz. Evet. Kış bitiyor, bahara geçiyoruz gibi. Ya da sonbahara geçiyoruz gibi. Bu dönemler bizim için sadece bu eşikler, sadece hani ruhların geçişi, işte atalar, ölüm veya bereket, bolluk gibi kavramlar değil. Bizim aynı zamanda bedensel ve psikolojik olarak da bizi zorlayan süreçler oluyor. Bakın, çünkü bu da çok o yazdı ne güzel kısa... Bu dönemlerde kendinizi çok şey tabii, hissedebilirsiniz. Sıkışmış. Mesela mis gibi şortlarımız varken, öyle değil mi? Mis gibi işte denize girerken bir anda soğuk başlıyor ve yeni bir döneme giriyoruz, kışa dönüyoruz. Bu geçiş hızlı olduğunda beden hastalanıyor. Evet, beden hastalanıyor. Psikolojik olarak adapte olamıyoruz, giremiyoruz. Bu ritüeller şunu sağlıyor en temelde bu doğa döngüleri. Bakın 8 tane var. Tam yılı güneş çarkını 8'e bölüyor bir pasta gibi. Diyorsunuz ki evet kabul ediyorum yaz bitti. Artık kış, ölümün zamanı geldi. Artık bu bilge koca karının, yaşlı bilge kadının ve ölüm tanrısının zamanı. Artık ben burada duracağım. İnzivaya gireceğim, dinleneceğim. Nasıl toprak bütün kış sessiz ve sakin bir şekilde inzivadaysa ben de ruhumda bir durma anına geleceğim. Ama bu mutlak durağanlık değil. Çünkü bütün kış boyunca her yer karken, kışken, soğukken, ayazken, ağaçlar kurumuşken hala toprağın altında ne yaşıyor? Tohumlar yaşıyor. Öyle değil mi? Bu tohumlar çatlayana kadar, Şubat, Mart'a kadar orada nasıl bekliyorsa ben de içsel tohumumla bekleyeceğim kışın ve bütün yılı özümseyeceğim ve ondan sonra Aralık'ta dışa doğru açılımın ilk adımlarını atacağım. Yani Kasım'la Aralık arası 25 yani yılbaşı arası bir durma, dinlenme, bir boşluk zamanıdır. İçe dönme zamanıdır. Bir kendini dinleme. Ne kadar önemli bir insan için de sürekli koşuşturuyoruz ya hayatın içerisinde. Tabii. Nereye yetişeceksek sürekli bir koşturmaca, işte bir şeylerin peşindeyiz, bir hırslarımız var. Tabii. Onu da alayım, bunu da yapayım, oraya da gideyim, şunu da yapayım. Bir durup insanın kendini dinlendirmesi, bir kendini dinlemesi, kendini dinlemek. Bu çok önemli bir şey. Hani bedeninden ziyade kendini, ruhun ne diyor acaba? İyi mi, mutlu mu, huzurlu mu, yorgun mu? Çok önemli hocam. Gerçekten umarım buradan bir farkındalık kazandırıyoruz bence. Tabii ki, evet. İzleyicilerimiz çok seviyorlar bu konuları çünkü onlar talep ediyorlar. Biz sizinle burada konuşuyoruz. Yine de güzel bir döngü. Kış çok güzel. Tabii, çok seviyorum. Tabii, çok önemli. Çok önemli gerçekten. Kutlanıyor. Yani kötücül gözükmüyor. Aynen. Bu da kutlanan doğanın. Doğa bir bütün. Ben kışı onu bunu kesip atamam. Bu da döngünün bir parçası. Kabul etmek lazım. Kabul edip barışıp bunun içerisinde olup güzel ritüellerle zamanımızı güzelce geçirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine harika, çok güzel, keyifli bir program oldu. Önümüzdeki zamanlarda herhalde artık Christmas'ı da konuşacağız. Tabii sizinle. Konuşuruz. Nereden geldi, nereden çıktı, bizde nasıl, Anadolu'da var mı yok mu, bizim topraklarda hepsini konuşacağız ama
Bu konu da çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben peki, teşekkür geldiniz. Ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Buradaki ekibe teşekkür ediyorum aynı zamanda. Herkesin de bu 31 Ekim 1 Kasım Türkiye çok sallantılı ama ben illa kostüm giyip partiye gitmek zorunda değiliz ama evdenizden oturup ataları anmak, gibi. Bir mum yakmak, sakince dinlenmek olarak kutlamak yeterli diye de böyle son bir evet. mesajımı vereyim. Kesinlikle, gerçekten. O zaman kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz evet. çünkü. Evet, bugün de Hayat Güzeldir programımızın sonuna geldik ama yarın sabah saatler 11'i gösterdi. Bizlerle İz Televizyon ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. İzde kalın, bizde kalın. Hoşça kalın.